Kütahya'da rüşvet almak ve vermek suçlamasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski istihbaratla asay şube müdürlerinin de bulunduğu ikisi tutuklu 12 sanın yargılanmasına başlandı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski emniyet şube müdürü Nihat Tekin ve Eski Asay Şube Müdürü Serdar Kan'la tutuksuz yargılanan 8 kişiyle polis memurları İG ve MŞ, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık TE eşi hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasından dolayı pasaportuna yurt dışı çıkış şerhi konulduğunu, bu şerhin kaldırılması için de AT aracılığıyla Tekin'e 5000 lira rüşvet verdiğini, daha sonrasında ise pasaportundaki şerhin kaldırıldığını iddia etti. Rüşvete aracılık yaptığını ifade eden ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık AT ise T.I.'nın isteği üzerine fasaportundaki yurt dışı şerhinin kaldırılması için Tekin'le görüştüğünü, şerhi kaldıracağını söylemesi üzerine 5 bin lirayı T.I.'dan alarak Tekin'e verdiğini öne sürdü. A.T. kendisiyle bağlantıya geçen bazı kişilerin kente kumar oynatılmasına göz yumulması karşılığında Tekin ve Kan'a rüşvet verilmesine de aracılık yaptığını ileri sürdü. Sanıklar Tekin ve Kansa aralarında emniyet mensuplarının da olduğu kişilerce kendilerine kumpas kurulduğunu savunarak suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Duruşmada eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve bazı emniyet mensupları da tanık olarak dinlenildi. Mahkeme heyeti Serdarkan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine aleyhinde tanıklık yapan emniyet mensuplarına hakaret ettiği ve baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle Nihat Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Ekim 2019'da rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan Nihat Tekin ve Serdarkan tutuklanmış, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salı verilmişti.